Qədimdən qədim, ulu əcdadlarımızın söz sənət yatırı, zamanın yaddaşına həkk etdiyi müqəddəs tariximizlə yenə sizinləyik. Bu efir görüşümüzdə qövmümüzün dövlətçiliyini dünyaya bəyan etdiyi uzaq tarixlərə üst tutacaq. Bu yaddaşın ağrılı-acılı səhifələrini yad edəcək. Ulu əcdadlarımızın vətən deyib yurt saldığı müqəddəs yerlərindən bir də keçəcəyik. ...1980'den beri yani Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı olarak hayata geçirildiğimiz günden beri Gaspıralı İsmail'in iddialarının peşindeyiz. Bu iddialar aynı zamanda 20. asrın başındaki Türk büyüklerinin tamamının iddialarıdır. Mustafa Kemal Atatürk'ün iddialarıdır biliyorsunuz. Resulzade'nin iddialarıdır. Bütün büyüklerimizin iddialarıdır. Dil birliği, fikir birliği ve iş birliği. İş birliğinden kastımız da Allah'ın Türk coğrafyasına bahşettiği iktisadi kaynakların tamamının Türkler tarafından, Türklerle birlikte ve Türkler için kullanılmasını anlıyoruz. Bu demektir. Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı olarak bütünüyle araştırmaya yönelik çalışmalar yaptık. Ve bugün o araştırmalarımız, İki ayda bir çıkardığımız dergilerle bütün dünyaya kesiksiz ve muntazam olarak duyuruldu. Bu dergiler biliyorsunuz şimdi 85 ciltlik bir külliyat teşkil etti. Böylece biz Türk dünyasını tanıma bakımından çok büyük gayret sarf ettik ve çok büyük mesafe aldık. Ama 1990'dan itibaren ise tanımayı ve tanıtmayı ya eğitime eklemek fikrine sahip olduk. Azerbaycan'a 1989'da ilk adımı attığımız zaman biliyorsunuz o bir başlangıçtı. Bir oluşumdu, yepyeni bir oluşumdu. Moskova'ya uğramadan doğrudan İstanbul'dan kalkan uçakla Bakü'ye indik ve orada ilk benim müşahedem Azerbaycan ziyalılarının bütün güçleriyle serbest piyasa ekonomisine geçme arzuları ve komünizmin pençesinden her yönüyle kurtulma iradeleri vardı. Bunu tespit eder etmez 1990'da burada işletme enstitüsünü kurduk. İşletme enstitüsünden en az 1000 gencimiz Azerbaycanlı, 1000 gencimiz, 1000 üniversiteyi bitirmiş, üniversiteyi kurtarmış gencimiz geçti, bir yıllık tahsil aldı. Bu tahsille onlar pazar ekonomisini öğrendiler, serbest piyasa ekonomisinin faziletlerini öğrendiler ve devlet memurluğu yerine serbest piyasanın gerektirdiği müteşebbis insan tipi haline geldiler. Ve bunlar bugün Azerbaycan'da hemen her alanda iktisadi faaliyetlerin önemli mevkilerde idareci sahip durumdalar. Yalnız Azerbaycan'da değil tabii bu. Okulun benzerini biz Kırgızistan'da da açtık. Şu andaki Kırgızistan Başbakanı, Kırgızistan Cumhuriyeti'nin Başbakanı bizim özelleştirme kursundan, Bursa'da özelleştirme kursundan geçirdiğimiz çok akıllı gençlerimizden birisidir. Bu tür
eğitim kurumlarını liseler ve Türk Dili Edebiyatı bölümleriyle işletme ve uluslararası ilişkileri bölümleri olarak bütün Türk coğrafyasına yaydık. Ve bu eğitimle biz parasız olarak, yani yerli halka parasız eğitim vermeye başladık. Türkiye Türkçesiyle eğitim vermeye başladık. Bundan da gayemiz yazı dilinde birleşmekti. Gaspıralı'nın dil birliğinden kastettiği buydu. Yoksa Azerbaycan'da elbette Azerbaycan dili kullanılacaktı. Azerbaycan Türkçesi kullanılacaktı. Kazakistan Türkçesi, Kırgızistan Türkçesi, Yakutistan Türkçesi. Elbette bunlar hayatiyetlerini sürdüreceklerdi. Ama yazı dilinde birleşmemiz şarttı ki Yakutistan'ın Yakut şehrinde basılan kitap Bakü'de okunsun, İstanbul'da okunsun, Ankara'da okunsun, Bişkek'te okunsun, Türk dünyasının her yerinde okunsun. O zaman bunun arkasından fikir birliği gelirdi ki Gaspıralı onu kastediyordu. İşte dilde birlik, fikirde birlik. Fikir birliğinin gelmesi demek bilgi olarak aynı kaynaktan, fikri yapı olarak aynı kaynaktan beslenmek suretiyle hepimizin birbirimizden haberdar olması ve birimizin bir yerde burnu kanarsa diğerlerinin bundan sadece ızdırap duyması değil, bunun gerektirdiği hareketi yapması anlaşılır. Yani eğer Karabağ'da Azerbaycan Türkleri kesiliyorsa bundan Yakutistan'daki Türk de ızdırap duymalı ve gerekeni yapmalı. Türkiye'deki de, Kırgızistan'daki de, Çin'deki de, Doğu Türkistan'daki de. Fikir birliğinden kastımız bu. Bu kadrlar televizyamızın kızıl fondunda korunan Türkçe lehlerindendir. 80-50'nin devlet başımızın fermanı ile tentene ile kayıt ettiğimiz 1926 yılın fevral ayında geçirilen ilk Türkoloji kurultaydan tarihi görüntüler. Kırmızı terörün millet halk adına karşısına çıkan her neyi kılıcdan geçirip Sovet halkı deyilen bir nesne uydurduğu geçmiş SSRİ zamanlarında kimliğimiz adına televizyamızda korunan bu lentlerden en muhtelif verişlerde, programlarda zaman zaman istifade olunmuş, şerhler verilmiş, gelen nesillerin yaddaşlarının körlaşmasına aman verilmemişti. O dahi şahsiyetler, o büyük insanlar sonradan represyalara məruz qaldılar, sürgün olundular, qurban getdiləri böyük amallar uğrunda, ideyaları, məsləkləri, başladıkları böyük işlərin ardını, ənənələri davam etdirmək qaldı bizlərə. Uzaqlardan gəlir. Azərbaycanda bir neçə cəmiyyətlər, deməli təşkilatlar, türkçülü dövlətlərin parlamentin yaradılması, türkçülü xalqların qurultayının çağırılması, beləliklə bir neçə bu ciddi məsələlərlə bağlı proqramlar ortaya qoymuşlar və onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, 2007-ci ilin mart ayının 7-8-9-9-da hörmətli Prezidentimiz İlham Əliyev cənabları birinci forum Türk Dilli Dövlətlərin Qurultayının məhz Azərbaycanda çağırılması bu proqramı bu tərkib hissəsindən biri idi. Türk Dilli Dövlətlərin birləşməsi, Türk Dilli Xalqların bir araya gəlməsi zərurətini yaradıbdır. Bakıda